Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şu şekilde tarhanamızın daha önce size tamamen dökülmüş halini göstermiştim fotoğrafta. Şimdi bu şekilde böldük tek tek. Direkt dökmemizin sebebi beze önce bir ıslaklığını, ilk yaşını çekmesiydi. Şimdi bu şekilde böldük ve ters düz yapıyoruz ki tek tek kurusunlar. Kuruduktan sonra da yine elekten geçireceğiz. O halinde sizlerle paylaşacağım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tarhanamızı size daha önce serdiğimiz halini göstermiştim. Şimdi biz şu şekilde ufalttık tarhanamızı. Robottan geçirdik bir kısmını. Kalan kısmını da sizlerle birlikte geçireceğim robottan. Bu işlem bittikten sonra da biraz böyle kurumaya bırakacağız. Bu şekilde kuracak. Sonrasında da elekten geçireceğiz bunları. Süzgeçten geçireceğiz. O anları da sizlerle paylaşacağım yine. Şöyle tarhanamı dolduruyorum. Şu şekilde ufalttık. Şimdi diğer kalanlarını da aynı şekilde ufaltacağız. En son kuruduktan sonra da elekten geçireceğiz. Yine sizlerle paylaşacağım. Şöyle biz bu kadarını robottan geçirdik. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi tarhanamız iyice kurudu. Az önce gösterdiğim gibi bezin üzerine biraz elimizle ufaladık. Ufaladıktan sonra bu şekilde tel bir süzgecin üzerine aldım ve elimle şimdi bunu aşağıdakine ince bir şekilde aktaracağız. Ovalıyor ovalıyor bu şekilde. Ben size yapılış aşamasını şöyle kısaca bir özet geçeyim. Malzemelerini özet geçeyim. Bizim 3 kilo torba yoğurdumuz vardı. 1 kilo kapya biber, yarım kilo yeşil biber, 1 demet maydanoz, 1 demet nane, 1 kilo yakında soğanımız vardı. Soğanımızı güzelce kavurduk, küçük küçük doğrayıp ve bunların hepsini sonrasında robottan geçirdik. Robotun altında kalan sulu kısmı almıyoruz. Robotun üstündeki katı malzemeleri alıyoruz, yoğurdumuzun içine katıyoruz. Bunları iyice güzelce harmanladıktan sonra içerisine unumuzu ekliyoruz yavaş yavaş. Bizim 3 kiloluk yoğurdumuza yaklaşık 5 kilo, 4,5 kilo un gitti. Siz de yine ne kadar yoğurt kullanacaksınız, ne kadar malzeme kullanacaksınız, ona göre ununuzu içerisine ayarlarsınız. Bütün malzemeleri unumuzu da karıştırdıktan sonra 4 gün bunu mayalanması için bekletiyoruz. Güzelce mayalandıktan sonra size ilk videomuzda gösterdiğim gibi beze döküyoruz balkona kuruyacak bir şekilde. Beze döküyoruz. Orada suyunu akıttıktan sonra alttaki beze tek tek elimizle parçalıyoruz. Sonraki videoları zaten size tek tek gösterdim. Bütün videolarını. Elimizle parçalıyoruz. Küçük küçük hale getiriyoruz. Onu kuruyana kadar ters düz yapa yapa önünü arkasını her şekilde kurutuyoruz. Sonra robottan geçiriyoruz. Robotumuzla iyice ufak hale getiriyoruz. Kurumayan yerleri varsa diye onu da biraz bekletiyoruz. O da kuruyor. Sonrasında da elimizle az önce bezin üzerinde yaptığımız gibi biraz ufalıyoruz. Sonra da bu tel süzgecin üzerinde, böyle bir süzgecin üzerinde bu şekilde eliyoruz. Ve tarhanamız hazır hale geliyor. Şöyle göstereyim. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı, bereketli yiyin inşallah. Kış aylarının gerçekten güzel, vazgeçilmez bir ürünü. Özellikle bebekler için. Benim 1,5 yaşında bir bebeğim var. Et gıdaya geçtiğimizden beri kullanıyoruz tarhanayı. Hem sağlık hem vitamin deposu çok sağlıklı bir ürün. Hem evde kendimiz yaptığımızda içerisinde ne olduğunu biliyoruz. Bu şekilde deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.